Hazırlıklar, tank kıladılarını. Bu videonun gidişte burada prezidentimiz en son geliyordu. Lafalı insan mutlaka insanın teramüsünün bir engellerle çöndüğü bir yani prezidentimiz bu çıkışlarıdır. Bu da hazırımızla ettiler. Motoru tankı tartın kımeyindir. Bana sözümü, bunlarımızı motoru tartın kılışı. Hatta ki hemenki Cinayet Kodeksinin 157. ve 159. moddalari bilan ham tahdid qilgan ekan, men hurmatli prokurordan so'raymiz, bu narsani biz oxirgacha yetkazamiz va gen prokurorga bu vaqtda nima deydi, da'vo kirgizamiz, ya'ni bu narsani menga isbotlab berishlarini haqida juda og'ir ayblov. Shuning uchun, ya'ni prezidentimizning chiqishlarida bular tanqidiy talqin qilganlarda, lekin biz chiqsak, bular mana shunaqa og'ir moddalar bilan konstitutsion tuzumga qarshi degan moddalar bilan ayblatdi. O'ylaymanki, bular bu ketishda ertaga prezidentimizni ham sudga berishsa kerak deb o'ylayman, yana bir ma'noda. Xullas, qalon, mani so'zim bo'lmasligini ta'minladingiz, hurmatli sudya. Men oxirigacha o'z fikrimni bildiray. Yana men boshidan ya'ni 1-2 suddagi holatlarda, chunki ommaviy axborot vositalari ishtirok etayotganligi uchun yana boshqatdan takrorlashim mumkin. Ya'ni xiyonat degan masalada Abdulla Avloniyning gaplarini yana misol qilib keltiraman, chunki bu millatimiz qoniga singan, ya'ni ta'lim olish yo hayot yo mamot masalasi, yo xiyonat yo sadoqat masalasi. Ana shu narsaniga e'tibor berishingizni so'rayman va bu yoqda hurmatli sudya, menga adashmasam 20 ga ortiq narsalar qo'yilgan ekan. Bu narsalarni o'tgan yil har bittasini isbotlab berganman va qo'limda hozirgi o'zida bir qismi menga tushgan murojaatlarni va faktlarni bir qismi 200 dan oshiq murojaatlar. Bu kishilar bizga ayib qo'yyaptiki, o'qituvchilarni ishchanlik obro'siga putur yetkazadigan chiqish qildi deb. Aslida o'qituvchilar ko'pchiligi hattoki yig'lab menga telefon qildi, dardimizni aytadigan odam bor ekan deb. Ya'ni butun tizimdan menga hozir bir chastri, ya'ni bir qismi 400 dan oshiq, vaqtim yetmaganligi uchun ulgura olmaganligimiz uchun etki kelgan murojaatlarda 400 dan oshig'ini mana tayyorladik va buning ichida video va audio faktlarni sizga men taqdim qilaman. Maktab manzili aniq, o'qituvchilarning ism familiyasi aniq va ular necha bir oylik oladigani aniq. Ana bu narsalar bo'yicha siz mana sud hurmatli kotibingizga men taqdim qilaman. Xo'p. Davr, yana bir narsaga aniqlik kirita qolaylik. Bir gal meni blogerman deb bir notori aniq qilib berdim. Men bloger emasman. Men kasbim yo'nalishim bo'yicha siyosatchi, sotsiolog va iqtisodchiman. Bu Davr 24 kanalidagi xalqni bildirgan munosabati va 24 kanali bu meni kanalim emas. Mani bitta kanalim bor, Qobildus Facebook'da va YouTube'da bitta kanalim bor. Hozir nima deydi? Men hurmatli advokatimizga aytdim, boshqalar ham mani nomimda kanallar ochgan ekan, bilmayman, ular tanimayman, lekin mani rasmiy YouTube'da bitta kanalim bor va Facebook'da bitta kanalim va Telegram'da bitta kanalim bor. Xo'p. Ya'ni men blogger emasman va bu ijtimoiy tarmoqlarda chiqishlarimni mani yordamchilarim amalga oshiradi, ya'ni bir guruh amalga oshiradi. Hamma narsani, misol uchun men montaj qilib qo'ymayman, chunki bu mening soham emas, mutaxassisligim yo'q bu bo'yicha. Xo'p. O'qituvchilarning turli soliqlar va korrupsiyaga boshlovchi buyruqlar albatta. Mana test, misol uchun men sizga keltirdim testni, menga o'qituvchilar murojaat qildiki, aytishdiki, bizlardan test o'tkazdi, ya'ni bizning saviyamizni, bilim malakamizni tekshirish uchun dedi. Avvalambor o'qituvchilarning malakasini oshiradigan Xalq ta'limi vazirligi ilm berish mexanizmini ishlab chiqish kerak va shunga yarasha dars berish kerak. Men o'zim hali ham o'qiyman. Misol uchun chet davlatda bir anaqasida o'qiyman. Bizaga o'tgan fanlarimiz bo'yicha, bergan ilmi bo'yicha test sinovlar o'tkaziladi. Lekin bularni sinov anaqalaridan test sinovlardan bittasini o'tganga misol qiladim. Hozir yana qaytarishimga to'g'ri kelyapti. Ya'ni Toshkent viloyatini, Toshkent shahrini Alom tumanida bir maktab bor. Unda nima deydi? Smartxona tashkil qilingan. O'sha maktabni raqami nechchi? Degan savol qo'yilyapti. O'qituvchilar bundan keyin yuboryapti. Ya'ni
Yani bunu hatta vazirliğin bilmesi gerek. Manimcha nechinchi maktabda qanaqa smartfon borligini. Misol uchun yani bu bunaqa mantiqsiz savollardan nimani tushunishingiz mumkin? Yani bular o'qituvchilarimiz o'tkaza olmaydi. Qamishida yo Qarshida yo nima dedi Oltinko'lda yo Namanganda yo Farg'onada bir o'qituvchi Toshkentda nechinchi maktabda qanaqa smartfon borligini bilmasligi bularda o'sha o'qituvchilarning ichidan o'sha 40 yildan beri bir xil o'qituvchilar tanlab olinadi va ularga korrupsiya eshiklarini ochib beradi. Ya'ni mantiqsiz savol va javobini topish butunlay mushkul va bu javob bo'yicha ya'ni na o'quvchiga, na ta'lim beradigan attestatsiya topshiradigan o'qituvchiga hech qanaqa bir manfaat ko'zlanmagan. Xo'p, davom ettiraymiz, iltimos. Yo'q, men qarshiman, davom ettirishni xohlayman. Chunki vaqtimiz cho'zilyapti. O'qituvchilarda turli savollar korrupsiyaga boshlanuvchi, ya'ni bunaqa buyruqlar chiqardi. Ablona Garono valomatlari bor, u xoinlar, muttahamlar. Gapni boshini oxirini bu kontekstlar yuzgan, ya'ni nimadan kelganligini bilmayman, bunga javob bermayman men. O'qituvchilarni test o'tkazish xoinlik. Qanaqa keskan men tushunmayman. Ya'ni gapni boshi bilan oxiri yo'q. Korrupsiyaga botgan attestatsiya tizimi bor. Haqiqatan hozir men bu haqda gapirdim. Attestatsiyaga keladi, pulni soqqasini qiladi. Bu haqda nima deydi? Butun xalqimiz bu narsani biladi. Ya'ni o'qituvchilar qatlami, ya'ni ziyolilar qatlamimizda bu narsa bor va buni men hozir aytayapman. Tasdiqli asoslarim bor. Bor, bor. Ta'lim vazirligi hammalaringa tegishli. Xo'p, buni ham tushunaman. O'qituvchilar korrupsiyaga botgan. Qo'yinglar, xo'p. Mana bu yerda 13-minutda kelyapti. Men qo'limda faktim bo'lmasa, bir sababim bo'lmasa, bir argumentim bo'lmasa, bu narsani orqasida tura olmaydigan gaplarni gapirmayman. Ya'ni bu narsani men isbotlashimni, ya'ni aytganman, bu so'zimdan qaytmayman, ya'ni qo'limda argument dalillarim bor. Xo'p. Rusun o'tkazasizlar, значит. Vijdoni bormi xalq ta'limidagi rahbarlarda? Muttaham xoinlar, bir umr sizlar millat bu millat, bu kelajakdagi bolalarimiz sizlarni la'natlab o'tadi. Xo'p. Mana shunaqa xoinlarga nisbatan aytayapman. Men hammasini aytmayapman. Ta'lim tizimidagi juda ko'p jonkuyarlarimiz bor. Ya'ni bu gap kimga tegadigan bo'lsa, mana shunga aytayman. Men o'ylamagandimki, jamoa vazirimizga tegib ketadi bu gap deb. Ya'ni kim xoinlik qiladigan bo'lsa, mana o'sha xoinlarga qarata aytganman bu gapni. Ya'ni men ya'ni ikkinchi mana o'zlari yozyaptilar, ya'ni men hammasini aytmayman bu tizimdagi. Yaxshi jonkuyarlarimiz bor deb, ya'ni buni ham keltiribdi, rahmat sizga. Xo'p. Endi hurmatli sudya, xoinlik deganda yana aytaman, asoslarim bor. Bitta Navoiy viloyatining o'zidan 200 ga yaqin, 200 dan oshiq hujjatim bor mana shu yerda o'zi. Bitta Navoiy viloyati, chunki shunga ulgurdik biz. Ya'ni ta'lim sohasiga mutaxassisligi to'g'ri kelmaydigan odamlar ishga olingan. Bitta masala. Buni rezyumelari, hamma narsasi bor. Mana men xohlasam siz taqdim qilishim mumkin. Har bir konkret fakt bo'yicha nima asosda? Yo'q, shu uchun, ya'ni xalq ta'limida mutaxassisligi bo'lmagan odam ishga olish ta'limga xiyonatmi, xiyonat emasmi? Men fikrim davom ettirish talab qilaman. Hurmatli sudya, bu o'zingiz asosingiz, o'zingiz gapirgan. Mana bu joyda ma'lumotlar, mana nima deydi, ularda rezyumelari, ya'ni o'sha qaysi lavozimda ishlayapti va haligacha ishlab kelyapti, hattoki sudga berilgan ular. Rastorata qilingan maktab direktorlari boshqa lavozimlarda ishlayapti. Jizzaxda bu masalani ko'rishimiz, holatni ko'rishimiz mumkin. Jizzax xalq ta'limida katta rastorataga nima deydi, sabab bo'lgan xodimlar katta lavozimlarda haligacha ishlab kelyapti. Vaqti mana guvohlarimiz ham gapirib berishi mumkin. Xo'p, undan keyin xiyonat. Har bir O'zbekiston fuqarosini farzandi majburiy ta'lim olishi qonun bilan himoyalangan va bu ta'lim davlat tomonidan amalga oshiriladi. Butun respublikamizda hozir shunaqa narsa bo'layaptiki, hattoki bolalarimizni
antiseptik vositalari bilan ta'minlash, maskalar bilan ta'minlash o'qituvchilarimiz, maktab direktorlari yelkasiga zimmasiga yuklandi. Bu aslida davlat tomonidan bo'lish kerak. A davlatdan talab qiladigan bo'lsa, bu organizatsiyani yoki vazirlikni rahbari bu talab bilan, tashabbus bilan chiqish kerak. Endi bolalarimizga sifatli ta'lim berish bizning har bitta fuqaromizni bolalarining haqqi va har bitta fuqaromizning konstitutsion haqqi bu. Agar mabodo biz bergan soliqlar evaziga bu vazirliklar faoliyat olib boryapti va o'zini faoliyatini qonuqarsiz, sifatsiz bajarish bu o'z kasbiga va millatni ta'limiga xiyonatmi yo xiyonat emasmi? Buni prezidentimiz 100 marta gapirganlar. Ya'ni kasbga, mana siyosatimga xiyonat qilyapsizlar deb. Va men ham o'z o'rnida bu holatni ko'rib turib va mana shuncha murojaatlar bilan men bu narsalarni sizlarga aytaman va mana shu nima deydi, keltirgan hozir maktablarni rasmlaridan men keltirib berishim mumkin sizga. Xo'p. O'qituvchilarni obunaga jalb qilmaymiz. O'qituvchilarni nima deydi, majburiy mehnatga jalb qilmaymiz degan gaplari hammasi tuch. Mana anaqaga kotibingizga bu narsani taqdim qilaman. Hammasi bular anaqada nima deydi, screenshotda ko'rsatilgan va shu bilan birga sizga mana bu maktablarni qarshi qamashidagi maktablarni holati juda ham achinarli holatda mana rasmlarga tushirganmiz. Ko'rishingiz mumkin mana. Bu hozirgi 5 oy 6 oy oldingi rasm, bular hali bu maktablarda nima deydi, remont qilib yoki anaqa qilishga ulgurmagan. Bu maktabgacha maktab filiali emas. Ba'zilari maktabda o'zi. Mana maktabda o'zi ko'rishingiz mumkin. Va o'qituvchilarni majburiy mehnatga jalb qilmaymiz degan gaplari hammasi yolg'on. Chunki mana Bog'dod tumanidagi o'qituvchilar 54-chi maktab adashmasam, Bog'dod tumanidagi o'qituvchi mana sport zalini kraskalayapti, buni majburiy qilib qo'ygan. Erkak, ayol, domlalar, ustozlarimiz hammasi mana ko'rishingiz mumkin. Bu yaqinda bo'ladigan ish, bir hafta 10 kun atrofidagi ish. Shuning uchun bular bu menga rad buncha narsadan keyin men bularga chiskin rad qilaman, rad deb berishdi. Va shunga o'xshagan mana butun hujjatlar hammasini, ya'ni 400dan oshiq hujjatlarni yetkazaman. Bu 400dan oshiq hujjatlar bir tarafga hurmatli sudya e'tibor bering. Shaxsan o'zimga 607 ta butun respublikadan o'qituvchilar murojaat qilyaptiki, bularni xalq ta'limi vaziriga murojaat qilgan, dardi tinglanmagan. Menga iltimos qildiki, bu narsani siz ommaviy axborot vositalarida yoki o'zingizning shaxsiy saytlaringizda qo'yingki, prezidentimizga yetib borsin deb 607 nafar o'qituvchi nomma-nom, familiya kelgan. Ana bularning murojaatlarini ham bu yerda ilova qilganman, ko'rishingiz mumkin. Hurmatli sudya, buni taqdim qilaman sizga. Ya'ni men bular qo'yadigan ayblovlar, hurmatli sudya, o'zimni kontrfaktlarim bilan asoslanib va e'tibor berishingizni so'rayman. O'sha papkalarning ichida disk bor, matbuotdan ko'rishni istardimki, diskda audio va video faktlar bor. Mana so'zim tugaganiga savol bo'lsa, eshitaman. Savol Nijangizga 7 daqiqagacha minutada o'qituvchilarga turli soliqlar, turli korrupsiyaga boshlovchi buyruqlar degan fikrni asosan keltirishni so'radim. Mana shu haqiqatlar bu qizlandi bo'yicha o'tishni so'radim. Men asoslar hujjatlarini sizga taqdim qildim va kontr argumentlarimni ham taqdim qildim, video va audio faktlar bilan. Hurmat sizga mana shu faktni tasdiqlashni so'radim hozir. Qo'yib bersiz bo'ladi, marhamat, mana. Qo'yib bersiz, diskni qo'yib bersiz mumkin, ommaviy. Ya'ni o'qituvchilarga shunaqa talab qo'yilgan, maktabdan yig'imlar va maktab rahbarining o'zi aytayaptiki, mani o'zimda chiqimim bor, direktorning o'zini chiqimi bor, sizlarning o'zingizlar chiqimlar bor deb videoda mani o'zi itroq qilib aytayapti bu bir maktabdagi. Va shu bilan birga audiozapisda ham bor. Audiozapisda o'qituvchilardan nimalar olinishi hammasi summalarga chetilgan, qo'yib berishingiz mumkin, ammo yo'q.
zor ama asas olmayan var bu. Çünkü daha doğru, kazıda kalatıda, şuna da yapıyor bugün buluşumdan, şuna da fikir bildirirken var. Zor ama sonra farklı bu. Eğer de mecburi mehnatı zor, tatıklayanımızı bu kez sefer asasla dedim. 2018 yıl, 14. yıl. Yetici, 14 Ağustos'taki uzun 30-17 gün sonra Prezident Karar çıkardı. Mazgı Prezident Karar'ın muhafı okuyucularının halkına kadar mecburi mehnar, mecburi olduğuna ya ki ulanı faaliyetine tağlıklı bulmayan yarışlarına gecelikleri tahtıran. Boş prokuratörüge alakalı topşarlarım tekken, ben şu halatı bölgeyen bize cinayi ve ki normali cevap verilirken topçuştu olsun, topşarı verilmeyin. Hakimiyetlerine yani topşarı verilmeyin. Ben de, eğer de mecburi mehnar bölgeyen bize, hazır ülkesi var etkendi. Mamuri cevapkarlık dostluğu kodeski özgertiş kırdırdı. 2022 yıl iyi nöyledi. Bunge muvaffak okutuşlar bir vasıta sütke müracaat başlıyor. Cinoye diyen, mamuri diyen, karolüsü diyen. Da boş görüşten ama azaltılıyor. Bunlar uzun bir vasıta müracaat var. Bana mecburi mehmet, mecburi mehmet ki cevap kıldı diyen aslında yaz şükür. Eğer de mecburi abone bölgeyemse, kul düşmek et şükür. İkinci tamamı, bana mecburi mehmetteki karolüsü halatları cevapkarlığa anak bugünken. Cinayet kodeksini yan, halatlarını bir istatı okumak için. Eğer de cinayet elementleri, burada şahsike, başkan belediyen bulsa, mazgur şahs, konatırken takdirde, hukuk muhafazası kuruluşu organı gibi, müracaat kılışı gereği, haber dağıt kılışı gereği şu olan. Lakin, halde geçen ülkesi var, halde, burada malumat vermezler, hatta şu korupsiya halatlarını, prokuratörü, hukuk muhafazası kuruluşu organı gibi, takdim etkendirlerini, zekormadık. Şu üçün bu, sağlık korupsiyonu başlangıcı buyruklar bu için asas kurma geldiğimi aydınlar. Şimdi bana 8-14 minütte ablama karanoğullardaki bağlamakta var. Bu hayırlar, bu takımlar, yengekler var. Düşünürseniz en de asas taşlarını soruyor. Azı hücret takım ettim diyen arkadaşlar, bize hazır kurşunuz ki, eğer de bize daha bir şekilde, bir şey lazım. Lakin bize hazır geçip bırak da asas geçtiğimiz için bana hayırlar, mutlakamlar diyen geplarını asasları versinler. Hayırlar, mutlakamlar diyen geplar diye. Yani kaytaramdan siz bana bir şey işlemiyorum, siz bana hürmetli vakit. Çünkü Navoiy vilayetinin kesimidir, bitti vilayetinin kesimidir ama mutakassisliğim onunla başka bugün elektrikti. Hani kadar edebiyat meselesi mi? Ya ki maneviyat meselesi bu için vilayetke, ya ki Tümange rehber hukuku genliğini az bir yolda görüşürüz mümkün. Yani bu vallamattı, ne dedi? Şuna da milletke hıyanat hıyanlı bir elektrik, edebiyat ya ki maneviyattan ders verişi benimce öyleymen ki bir çıkanlıkla mantıkta doğru ki miydi? Yani bu hıyanat bu benim mi? Ben asosyalarım kuşatları borb etti. Yani bir nesane etmem ki bu bizge müracaat kılsın ya bir... Ben bir tane sana etmem, muhum ben. Ama o akbarat vasıtaları türüptü. Ben okuyucularımızda, talimde, mahalli hakimiyet, eksploatasyon kılışı gibi bütünle karşımın. Ve müracaat kılamak ki ben şu şeyde okuyucularda bu nesine razı bulmayınlar. Mahalli hakimiyetler, prokuratura, ya ki bu nesine içki işler, sizlere umumen nümadede eksploatasyon kılışı mümkün olmaz. Umummilli, umummilli, nümadede yığınlarda katlaşış mansuliyeti sınırlamaz. Şu üçün, yani bir tane arsaneydi, hürmetli sudiye. Bunlar, nümadede, hazır bize koyduğun bu ayıpları hamasını yani katletemem, hamiyolde kontrol kanıklarım bilen var. Ve yani bir tane arsane iltimaslarından ki, bana şu hücretler yüzasından, bazılarımız üstünden Vazirlar Mahkemesi'nden hızına teşhiri uygulaması. Yani halk kalımda bölüldüğün narsalar. Bunlar hatta sub kararları var. Anonim hücretlere nasibette. Haması yani Cereyon'daki otlu familiyası anıt malumatları. Sonra cevaplar 2020 yılı geçer. Gustavluk olan haklılıklar kimleşme Allah'a sığa geldi. Parlam müracaatlar postiyi kanunçiliğine etkili. Cismali ve yüzük şartlar müracaatlar postiyi kanun. Hem de buranı, alakı da diktatlarının statüsünü belirleyen kanunlar var. Bu şey kanunun muhafı, bu da diktat sıralı kaçışmıştı. Yok ki bir vakit, para sıfatı da, havalı müracaat kaçışmıştı. Müracaat bu şun konuştu, bu şunlu. Aliza, şikoya, bir iki takı sıfatı kırıcılar. Hop, bana şunca vakit davamıdır, şunca vakit tuttu, şunca mamuru var giren, aslında ki bron marta halk talim vazirligi o'ziga yoki halk talim vazirligining
viloyat xalqaro boshqarmasiga yoki Bo'stonliq tuman xalqaro bo'limiga biror murojaat qilinganmi yo'q? Qilingan. O'z deputatlik davrimda bu haqda hattoki ko'rsatuvlarda ham bu narsalarni aytganman va ularga deputatlik so'rovi jo'natilgan. Ya'ni mening ishim deputat bo'lib saylanganimdan buyog'iga 2 ta maktab bordi o'qirganda. Ya'ni 3-chi bilan 4-chi maxsus internat bordi. Faqat birinchi ishim o'sha yerdan boshlanganman. Va deputatligimni oxirigacha mana shu maktablar bilan ertagi suv muammolari, bolalardagi masalalar, mana shular hal qilish uchun murojaatlar, deputatlik so'rovlari yuborilgan. Ular yana bitta narsani aytadiki, bizga xat qilsin, agar mabodo shunaqa holatlar aniqlansa, bizga xat qilsin, u qilsin, bu qilsin deb ular byurokratik narsalar qo'yyapti hozir bizga. Endi biz nima qilaylik? Samarqanddagi prezident tashrifi uchun halok bo'lgan qizlarda holat fojia yuz bermaguncha bular faqat qog'oz qalam bilan ish qiladimi? Prezident o'zi bu byurokratiyaga qarshi bo'lib turibdi. Hurmatli sizga. Ularga yana bitta narsa e'tiborga oling. Mana shu sizga yuqorida aytgan masalalarimni sud davomida birinchi suddan keyin bular o'ziga Telegram orqali yubordim. Va hech qanaqa natija ko'rsatishmadi bular. Yo'q, menga bekor. Yetib kelgan yana protokol kiritishlarni so'rayman. Hozir mana taslim berishim mumkin. Birinchidan, mana ikkita so'z jarayonida mana shu savolni beraman. Birorta javob berilyapti, men berganman deyapti, lekin birorta hujjat taqdim qilinmadi. Ko'raymanmi, oching? Taqdim qilish. Oching, qanaqa nishni ko'rsatish? Taqdim qilish. Mana taqdim qilish sudga. Ko'rsatib bering, hozir videoni boshqa. Sizga bir asos yo'lga uchun, bu narsa asoslanmagan deb topshiring. Hatto fotofaktlarim ham bor. Hurmatli sizga murojaatingiz bo'lsa, xalq deputatlari kengashi tomonidan xalqaro vazirligi hamda viloyat boshqarmasiga ham tuman bo'limiga ham deputat qabul bo'lsa yoki fuqaro sifatida ham birorta deputatlik so'rovi yoki fuqaro murojaat kelib tushmaganligini ta'kidlab aytmoqchiman. Protokolga kiritishni so'raymiz. Ruxsat bersangiz. Hurmatli da'vogarlarimiz, xalq ta'limi vazirligi tizimida 5 yildan beri ishlaydilar. Hurmatli sudya, Qobil Do'stov deputat bo'lgan vaqtlar bilan ishlagan bilan ishlamagan bilan bu holat bizga qorong'u endi. Bu holat bizga o'zlarini shaxsiy munosabatini bildiryaptilar. Endi da'vogarimizga bitta savolimiz bor edi. Ruxsat bersangiz. Savolimdan kelib chiqib, men javobgarga ham shu holatga aniqlik kiritish bo'yicha bir savol bermoqchi edim. Deputatlarga shu ruxsati bilan. Mana siz hozir o'z ko'rgazmangizda aytib o'tdingizki, vazirlik tomonidan har qanday yig'ilish o'tkazish yoki noqul ishni yig'ilish o'tkazish taqiqlangan dedingiz. Shu yerda forum. Forum shuningiz. To'g'ri, yig'ilish o'tkazish taqiqlangan. Javobgarlik savolimga ruxsat bersangiz. Qobil do'stim, mana aytingchi, O'zbekiston Respublikasiga koronavirus kirib kelishi va uni tarqalishini oldini olish bo'yicha maxsus komissiya tomonidan O'zbekiston Respublikasida qat'iy karantin e'lon qilingan vaqtda xalq ta'limi tizimida yig'ilish o'tkazish to'g'risidagi buyrug'i nusxalari bilan kimdir sizga murojaat qildimi? Bu to'g'risida siz Facebookda boshqa da o'zingiz bilan ko'rgansiz. Ya'ni bu narsani ishlamayotganligini mana audio fakti bor sizda, hurmatli sizga, va uni oqibatida 3 ta o'qituvchi kasal bo'lganligini ham e'tirof qilgan. Bu narsalarni tekshirsanglar bilishingiz mumkin. Xizmat shu o'qitsa bu narsalar oldingiz. Demak, mana yig'ilishlar taqiqlangan ekan, lekin hozirgacha o'qituvchilar hatto o'sha pandemiya zamonida o'qituvchilarni majburiy mehnatga ham jalb qilishgan. Hurmat sizga. Bu narsa internetda oshkor, juda ko'p holatlar. Bitta mening murojaatimni internetlarda bu narsa juda oshkor. Shu bilan birgalikda mana da'vogarimiz hozir himoyamizdagi Qobil Do'stov tomonidan sudga taqdim qilingan hujjatlari O'zbekiston Respublikasi jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunga zid ravishda olingan. O'shaning uchun bundan foydalanib bo'lmaydi deb munosabat bildiryaptilar. Men bir shu holat yuzasidan o'zimni bir muqaddam fikrimni bildirmoqchi edim. Buradan nasıl da düşkün, ushbu fuqarolarning yuridik va jismoniy shaxslar murojaatlari to'g'risidagi qonunni asl mazmunini bilib olishimiz kerak. Bu avval Qobil Do'stov kim degan savolga javob topib, keyin bu qonun ularga nisbatan tatbiq qilinishi mumkinmi yoki yo'qmi? O'sha savolga aniqlik kiritishimiz kerak. Endi
Qobil do'stlikka murojaat qilgan shaxslar hammasi bloger sifatida tanlanib murojaat qilgan. Hammasi shu internet orqali aynan insonlari o'zida bor muammolarni yoritayotganligi uchun murojaat qilgan. O'zbekiston Respublikasi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonuni 3-moddasida aniqlab yozib qo'yilgan. Har kim ommaviy axborot vositalariga yetishish, o'z fikri va e'tiqodini oshkora bayon etish huquqiga ega. Ko'ryapsizmi? Qonunda belgilangan huquqdan foydalanadi. Lekin nafaqat o'zining shaxsiy fikrini, bo'lajak ishonch bildirib, munosabat o'zini dardini aytgan xalqqa ham fikrini umumlashtirib, internet orqali murojaat qildi. Shu holatga ham chuqurroq e'tibor berishingizni so'raymiz. Har bitta shaxsning huquqini, so'z erkinligini hech kim chegaralagan yo'q. Lekin ularning so'z erkinligini chegarasi boshqa bir shaxsning erkinligigacha amal qilishini hurmat etadi. Hurmatli advokatlar, bundan yaxshi bo'ladi. Bizda hozir da'vogarlarimizda aytilgan asossiz deb hisoblagan narsalarni asosini berishlarini so'raymiz. Hozirgi vaqtgacha kimchilik bo'ldi, lekin birorta bitta asos olinmadi. Ben Lekin siz hurmatli prokuror, agar bizni ta'lim tizimi yaxshi bo'lsa, Koreyada umuman resurs yo'q. Moddiy resurslar yo'q mana bizda. Lekin bizni bolalarimiz Koreyaga borib ishlayapti. Nima uchun? Chunki Koreyada va Yaponiyada ta'lim tizimi yaxshi. Ha, biz bo'lsa gastrobaytirlar eksport qilyapmiz chet davlatlarga. Va qizlarimiz ahvoli hozir sizga aytishga imkon beraman, o'zingiz xabaringiz bor. Agar shu qizlarimiz ya ilim verilganda shu farzandlarimizga til o'rgatganda hech bo'lmasa mana nimaga xalq ta'limiga urg'u beryapman. Chunki maktabda 2-3 ta tilni bilib, kompyuterda boshlang'ich programmalarni bilib chiqqan bolalar hech qachon mardikorlik qilmaydi chet davlatda. Hatto oliygohga ham o'zlari chet davlatda o'zlari kirib oladi. Bu tizim chirib bo'lgan. Men bunga hech qachon raddiya bermayman. Buni butun xalq bilib turibdi, sizlar bilasizlar, siz bilasiz, hurmatli sudya. Hamma biladi, hurmatli mana ko'rib turgan butun jamoatchilik hammasi biladi. Men o'zimni fuqaro sifatida funksiyamni bajardim va fikrimni aytdim. Yo'q, bu mana to'g'ri, buni hech kim e'tirof etmayapti. Ommaviy axborot vositalari mana televizorlarni ko'ryapti. Har kim ko'rsatadi. Bundan nima tushunasiz? Shunaqami deb yana mana so'rayapsiz. Yo'q, bundan tashqari, lekin qilingan ishlar ham bor-ku, ular ham e'tirof etmayapti. O qilingan ish o'zimizning yutug'imiz. Bizdan bo'lmagan, ya'ni kamchiligimizni gapirishimiz kerak. Bu 4-ta prezident maktabini chiqarib, bu prezident maktabi viloyatimizning eng chekka qishlog'ida ham bo'lishi kerak. Hamma maktablar prezident maktabini uyg'unda bo'lishi kerak. Shunda biz kelajakka bir yaxshi kadrlar yetkazamiz. Bo'lmasa ertaga muzdamaganlik boshimizga tushadi. Mana mana yozib qo'ygan. Yo yo'g'urlarda holati, yoki bo'lmasangizga ittifoq tuzumiga tushamiz. Qirg'izistonda bo'ladigan narsalar bilyapsiz. Bizda kadrlar yetishmasligi. Birinchi navbatda ba'zi ma'lumotni olmagan bolalarimizni hozirgi paytda mana olimona ayniqsa oxirgi mana 2016-dan buyog'i aynan mana shu sohada ta'lim sohasida ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Oliy ta'lim bilim yurtlari ko'payib ketdi, 100 dan oshib ketdi, to'g'rimi? Hozir
Dersliklerimizi kayda onları koyup çıktık, bir komisyon tekşirdi. Bütün katasını, agrografik katasını, başka katalarını dedi. Bana birinci sınıftan kitabını, bana internetlerde bu şeyle mümkün. Bitti 17. balo, birinci sınıf kitabını da şansıyım, ikinci sınıf kitabını da. Onda cürdeki yendi. Malumatlar kalmazdı. Matematikte böyle diyen katalar. Bana hazır ki talimdi. Bu birinci mesele. İkinci mesele, oli talimi geldiyiz. Birinciden oli talimi bunu kartı ikisi bir almıyor. Çünkü bana prezentimiz emekliler bundan sonra. Biz albette maydaki bitirgen fazlantılarımızın bana hazır bağlarının birinci sınıfı bağışından oldu ilk bitirge var. O zaman 13 sınıfı var yaptı. Halde içeri bitirge koyuyor. Matematik İngiliz bitirge. Çünkü burada oli yok bir almıyor. Bu bitti mesele. Buralarda talimiz fatsızlık içeriyenliği bana şeklinden malum. Ve buralarda talimin oyen okuyucularımız çift davranlattı standartlarına cevap verip, çift davranlattaki üniversitelerine girer miydi? İkinci mesele, oli tarımda edersiz, ben kuzumu yürütkenim yok. Kuzumu olmayı diyen, bizden yurtlarımızdan bu. Hazır ben hususi oli tarımda bu sebebi yaptım. Ben Akfa Üniversitesi'de başlayabildi. Yine şu imza, yine şu yokşegen üniversitede başlayabildi. Yapıyor mu bu nasıl? Likimde nasıl gitti böyle bir? Ben şu yeri, abiturientlerimiz, arkadaşımızın 2 milyon yakın abiturient hücret tavşırdı mı üniversiteye? 1 yarım milyon. Hangi? 1 yarım milyon da. Bunu şimdi batistik arkadaş, 1 yarım milyon o abiturient, oligarım bile intihane tavşırıştı ve bizim cahimiz 150 milyondu. Yani 10 Mart'taki borularımız oligarım. Yani bu bir tarzı nasıl bu? Siz sağlık edildiğiniz için cevap edelim. Yani oli talimga 110 marta ko'p abituriyent hujjat topshirdi, lekin joy 150 mingtasiga yetadi. Qolganini nima qilamiz? Qolganini siz aytganlarda o'sha marta topshirdi, Rossiyaga boshlandi. To'g'ri, sotim tanishlar bor, uni lekin bu aytadi, mumkin ishda bo'lgan narsa emas. 3 yildan beri hozir turgan, hurmatli sudya. Hurmatli prokuror. 3 yildan beri. 3 yildan beri bizning birlik dasturimiz yo'q. Bizga kerakmas kompyuter. Qanaqadir 1 million dollar katta bir kompaniyasi bilan vazir qo'l qo'yib, kompyuter sotib oldi. Bizga kompyuter kerakmas. Birinchi navbatda bizning milliy ta'lim tizimi dasturi kerak sizga. Ve okuyucularda asfaltiyadan vurgızıştı, misal için, teşhiriz, tez tutup borçlu yani. Bu da huzurun harekasını aşırı borçlu, sizinki bunları savaş gerek, o baş gerekimiz. Yani bir de nasıl gidip görmeyelim? Hazır bana cizzatlı 9. sınıf kızımız olanı doldu. Bunlar hazır diyene vurgu çıktı. Bizden bekliyorlarımız bunları sana takdim kıldı. Bu mesele neyim? Bu mesele neyim? Bırak, huzurdan o baş yaptı da. Deputatlar da kim yaşayan yelkesi gibi bırak böyle. Yani şu yok şey gen, buna dedi. Ya savollar ya prokuror nima deydi mavzudan kimga savol beryapti mana javob berishga harakat qildim. Savol bormi prokuror? Yo'q. Aqlimga savol. E'tirozim butun kishilarga. Hozir birinchidan mana tuman prokurorimiz bergan savollarga quyidagicha javob berganligini yana bir marta ta'kidlab o'tishim takrorlamoqchiman. Butun tizimli ta'qiqlardan masalan gapirgan gaplarga deyiladi. Ha? Butun tizim ishlagan tajriba shuna qadar o'tishib qo'yilgan. Endi hozir yana bir savolni qolgan savollarga tashlab o'tib ko'rsak, mana hozir test tizimi bo'yicha bildirilgan fikrlarga biroz asos yo'qligini yana bir marta ta'kidlayman. Oliy ta'limni oliy ta'lim vazirligi tomonidan pedagoglar, o'qituvchilar, o'qituvchilar test qilingan davlat xizmatlari tomonidan boshlangan. Hozir xalq vazirligining muvofiqligi bilan qaror test tomonidan qilingan qaror hisoblanadi. Bu prosta fikr. Bu javobni savolni berishni butun ta'lim vazirligi hammalarga tegishli gaplari, hamma xoin to'g'risidagi gaplar, soqqa korrupsiya to'g'risida aytilgan. Mana hozir yana bitta narsani aytishni so'radim. Olimlarni qo'llaysizlar, bir nechtani shunchalik turib olmaysizlar, shunchalik ko'rmaysizlar. Shu narsani asosiy besh farq deyman. Aniq fakt bilan asos bersizlar. Bular vaziri bir qaror chiqardi. Qaror chiqardiki, bizning maktabdagi holatni o'rganish uchun komissiya ishchan komissiya tuzdik deydi. Buna sizda e'tibor bering. Respublikamizdagi maktablardagi ahvollarni o'rganish uchun
Hangisi tutgandı? Düşman ettim. Şüncelik beni isterdim. Uşa vazirlikte mi? Uşumuzun Uşan'a giyindi. Buhara'dan tayarlandı. Buhara demişse ki, Uşan'a giyindi. Buhara'dan giyindi. Buhara'dan, Akbol Kanada mektedilerimizin, Uşan'ın uzayın, misal için uzun giyen mektedde kesimde, misal için şerayet edilmesi mümkün. Manın sırası, yani vazirlikte 10 tasını çakırıyorlar mı? 10 tası uzların mektedine kalatırdı. Yani 10 tası mutlu bir ayetten giyen. Uşan'a dedi yani şu çocuk bilmi isterdim yani bu tuzdan makineler diye kalattı. Bunlar iyi yani işkemesi, cari kullanandı. Ve onlar gibi uçurduk hemen bir uçurduk kullanandı. Uzu, tanımdı bunu, havayı zorluk değil yani. Bu da. İtirazım var. İki. Sağ olun, bir sırrı. Onlar hem bir sırrı kılıçlı olsun, sağ olun, olmadı. Bir olsa. Yani bunu başı uçurduk değil çıktı. Hem bir sırrı olsun diye gel. Videomuzu görmüyor musun? İki sırrı verdim, bunu kurladık yani başka. Kendi seni oluşturdu, zıdın muammalarını uzun yaşlı vardı. Kaysi olmalı, muammalarını uzun yaşlı vardı. Kaysi olmalı, muammalarını uzun yaşlı vardı. Kaysi olmalı, muammalarını uzun yaşlı vardı. Ama arkadaşlar bunu mu yanlış kendisi? Tabii istedim bu işe. Maktabı bana ahvalı doğrusu, maktabı o gözüde taktım, kıyamdım, o gene durmadı. Takiplere mahkumam. Bana haksalik maktabı doğrusu yapıyordu. Bu kez sıfır, özel adlısıyla dört olmanın, Avrupa'da çok... Masa oldu diye masa oldu diye. Ben 104 asosu bildim. Ben yoldaş
askerlik bilmeyip gireyim. Ama siz